şekilde tecvitle, kaidesiyle bir Kur'an-ı Kerim okuyacak adam bulamazsın. Hep yapıştırma. Eskiden imamdı, çok Müslümandı, çok acayip dindardı. Yapıştırma. Yapıştırıyor üzerine. Bak çok dindar, bu da böyle. E şimdi önemine bahsedeceksin. Çok kriter, önemli kriterdir bu. Yani Ekrem'in dayısı demiş ki, bize ona oy çıkmaz demiş. Önemli mi? Şu açıdan önemli bir haberdir. O kadar gitti, köylü traktör bilmem ne, zaaf maaf geldik. Düşün, abarta bir anda kendi de flash oldu. Her gün cumaya döndük artık. Arkasından bütün bittikten sonra seçim bitti. Hemen gittik baktık Ekrem'in şeyin, Muharrem İnce'nin köyünden kaç oy çıkmış. Değil mi? Bak bir insan memleketinde, vatanın köyünde tanınır. Değil mi? Öyle. Koskoca köyünden bir vekil çıkartmışsın. Koskoca köyünden başkan adayı çıkartmışsın. Adayın senin aldığın ay 400, rakibin 800. Bu bir şey gösterir. Biz onun ne menen bir şey olduğunu biz biliriz demektir o. Anlıyor musun? Böyle yorumlayacaksın. Dayısı demiş. Bize ne lan dayısından? Önemli. Bak aileden tek oy çıkmaz diyor. Ya yaramaz adam diyor bu. Diyor bak babasından korkmasa, yani kocasından korkmasa karısı dahi diyor oğluna oy veremez. Yani bu derecede yani. Demek ki nasıl bir bunu söyleyecek bir cesaretli bir dayı var. İkincisi ne menen bir şey varsa aralarında. Hani 2014'te CHP'den aday olmasaydı CHP'ye oy bile vermezdi diye bir dayı var ortada. Bunlar önemli şeyler arkadaş. Kendi köyünde, kendi ailende, kendi yuvanda böyle bir tepki varsa o insan biraz sorgulanır. Hakikaten böyle mücadeleci, aile ve şey bağları güçlü olan, toplumda bir yer edinmiş, bir şey kazımış ve bir yeri var, bir saygınlığı olan insan en azından kendi köyünde rakibine böyle fark yemez. Kendi köyünde. Artık köylü nasıl bir şey çekmişse bundan veyahut da bunun ailesinden bilemiyorum. Şey için söylemiyorum, şu Muharrem'i hatırlatmak açısından değil. Adam geçti gitti, yaşadık bitti onlar. Ama o zaman da ben çok söylerken de içimde kalmış yani böyle propaganda yapmayın arkadaşlar. Bana sen şeyi göster diyorsun, kuantum, uzay. Uzay diyorum, adam bana kahve diyor. E uzay dedik ne oldu? Seninkine itiraz ediyor şimdi. Aynen öyle. Uzay ajansına itiraz ediyorlar. Ne oldu kuantum? Nerede bu kozmos? Nerede bu millet? Yok. Bu Ekrem İmamoğlu'nun da birazcık böyle geçtiği yollar Muharrem İnce yolları gibi. İşte önce abi o ziyaret, bu ziyaret da, falan. Bunlar da değişmiyor zaten. Yani yol aynı adam yol. Adam çakmış lafı. 11 ay küfret. Hiç, aynen sonra öyle. Müslüman İmamoğlu'na gel. Hadi falan hadi deyip yani geçin. Evet. Yani bunların tabii söyleyecekleri ancı bu. Şimdi bütün bunları alt alta koyduğunda mesela işte Akşam Gazetesi'nin birinci sayfasından verilen haber ekranda şu anda. Bir de tabii bunların Saadet Parti modeli var. Hesapta bunlar işte Fecaat, CHP, Allah muhafaza, İYİ Parti, Saadet Partisi, HDP falan. Sorduğun zaman geçen gün Temel Karamollaoğlu'nun bir açıklaması vardı. Bize diyor telefonda geliyor, anket yapıyorlarmış da Millet İttifakı diye işte CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, HDP diye bir söz söylüyordu. Bu şerefsizliktir. Nereden bu işte ittifak falan? Abi yani hani siz milleti hakikaten sersem ahmak falan mı zannediyorsunuz ya? Herhalde öyle zannediyorlar. Yani hani bunu hakikaten herhalde öyle zannediyorlar. Herhalde. Ya böyle bir şey yok. Yani şey şu. Yani bu adamı ben öldürmedim cümlesine inanabilmemiz için bir kere elinizdeki kanın silinmiş olması gerekiyor. Evet. Tamam, her türlü işi tutmuşsunuz. Her türlü işte ortak hareket etmişsiniz. Sizin belediye başkan adayınız ya da sizin meclis üyeniz ya da sizin işte bir şekilde öne sürdüğünüz adam bunu hiç saklamaya, gizlemeye gerek yok kardeşim. HDP ile birlikte çalışıyoruz cümlesini kullan.